nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İyiyim. Sizi gördük. Vallahi gördünüz, evet. Ben bayağıdır bir buralarda değilim. Neler açılmış diyor, etrafına bakıyordum, size rastladım. Bildim ya, yıllardır Bodrum'da. Bodrum'da, evet. Vallahi Bodrum'a yaşamıyorum aslında ben. Daha da Bodrum'a gitmedim bile. Ama bu ay sonu inşallah gideceğim. Çok konserler yoğun çünkü bu ara. Herhalde ay başı gibi bir giderim. Ufaktan ama oradan gidip geleceğim sonra da konserlere. Bodrum sevdasından gelmez mi geçtiniz yani? Geçer miyim canım Bodrum sevdasından? Yani yarı yarıya diyelim biz ona. Çünkü iş güç bu tarafta olunca. Şimdi mesela toplantılarım var, onlara gidiyorum mecburen. Burada. Neler yapıyorsunuz? Valla şu anda iki tane single var. Bir tanesi yolda geliyor, onun işte klipleri falan. Sonra bir tane sahneye için çok şeker bir müzikal hazırlıyorum. Biyografik bir müzikal. Çok eğlenceli. Onun provaları var. Bir yandan deli gibi konserler devam ediyor işte. Kendi hayat hikayenizde biyografik müzikal. Gibi. Ama tabii benim hayat hikayem o kadar kalabalık ki yani. İlkokul konservatuvarda başlayıp bütün müzikaller var. O müzikalden kesitler var içinde. Çok eğlenceli olacak. Çok eğlenceli olacak. Film çıkar mı efendim? Efendim? Film çıkar mı? Vallahi oradan çıkar film. Çıkar. 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 Şimdi hiç vaktim yok başka işte. Bu çok koşturmaca bu arada. Evet, hiç yok yani. Devam turneye gidiyorum, geliyorum, turneye gidiyorum, geliyorum. Burada toplantılarımı yapıyorum, programımı yapıyorum, tekrar gidiyorum. Allah'a şükür güzel gidiyor yani. Müzik dünyasını takip edebiliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Çok fazla değil açıkçası. sahne şovlarını soralım efendim. Hani sizin döneminizde siz daha böyle şarkıları söylerken dansla birlikte şarkı. Aynen. Yani bu dönemde pek böyle şey rastlanmıyor. Valla işte şimdi onun doğrusunu ben yapıyorum, göstereceğim. Yani bu iş hani konuşmakla, anlatmakla değil de göstermekle daha doğru. Yıllar önce bu soruyu başlattı. Evet. Sizsiniz hem dans şarkı. Evet. Ama hiç evet. İlerlemedi. Hiç kimseden göremedik sizden başka. Neden yani göremiyoruz? Ben aynen. Çünkü önce dansçıyım. Bu kadar şovla birlikte, dansla birlikte olması benim mesleğim. Yani benim mesleğim bu. Önce dans ediyorum, şarkı söylüyorum, konservatuvar mezunuyum. Dolayısıyla ben bunu seçtim. Ama baktığınız zaman yurt dışındaki yıldızlar mükemmel dans ediyorlar. Yani çalışmakla alakalı değil mi? Sen? Çalışmakla da çok alakalı ama şöyle de bir şey var. Mesela yurt dışındaki gördüğümüz bütün starlar aslında mesela Walt Disney'den yetişmiş. Onların müzikalinde daha çocuk yaşlarda yetişmiş. Hepsi aklınıza kim geliyorsa. Justin Timberlake'den tutun işte. Jennifer Lopez olsun. Efendim? Jennifer Lopez olsun. Jennifer Lopez oradan mı bilmiyorum açıkçası ama bütün o Britney Spears'lar, Christina Aguilera'lar yani Taylor Swift galiba öyle yani dünya starı olan herkes böyle yetişmiş. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben kendi kendime yetiştirdim anlamına geliyor bu. Ama boşuna olmuyor. Onlar bütün şeyleri görüyorlar. Şarkı söylemeyi öğreniyorlar, dans etmeyi öğreniyorlar, aktörlüğü öğreniyorlar. Ama bizde öyle bir branş yok. Şarkıcıların en büyük eksikliği o diyebilir miyiz? Öyle, evet. Ama bizde olduğu kadarıyla yetiniliyor. İşte bir koreografi çalışıyorlar, onu yapıyorlar falan. Beğendiğiniz kim var efendim? Mesela Aleyna Tilki var gençlerden ve sizin çıktığınızda da benziyorlar. Şimdi çok net hepsini takip ediyor dersem yalan söylerim ama hepsi kendi kendine çok tatlılar bence. Ama ben mesela önümde gördüğüm ve Türkiye adına bir şeyler yapabileceğine inandığım İnci diye bir kız var biliyorsunuz. Ondan sonra yeni jene Selin Geçit var. Yani bu yeni yeni kızlar, çok gençler ve çok tatlılar ve onlar gibi yetişen çok yeni isimler var. Onlardan çok umutluyum. Sahnelerin genelde taklit olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela bir Beyoncé tarzı yapan var, hani sahneleri falan. Şimdi bir şey keşfetmiyoruz neticede. Yani şöyle ki, yani dünyayı biz yani keşfetmiyoruz. Özgün bir şey değil, belki alıntı var. Var, sahne var, 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 var. Hepimiz bir şeylerden etkileniyoruz tabii ki. Herkes etkileniyor. Akıllı kıyafetten tutun da işte ben özgündüm ama ya 90'larda çok şükür. Beni kaşındırıyorsunuz beni. Birine bir laf çaktıracaksınız. Şey soralım. Yılların meydan okuyorsunuz önce. Yani bunun sırrı nedir? Hepinizi göreceğim. Bu kadar hani genç güzel fit görünmenin sırrına hani özel yediğiniz bir şey mi var? Ne yapıyorsunuz? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bir genetik arkadaşlar. Genetik de var. Doğduğumdan beri dans ediyorum sayılır. Mümkün olduğunca bunu bırakmıyorum, sporuma devam ediyorum. Yediğimi içtiğimi ben de insanım ara sıra sapıtıyorum. Aralıkta denize giriyorsun. Giriyorum Bodrum'daysam. Dikkat ediyorum yani bir yandan hayat devam ediyor. Yani sırf bu meslek uğruna da kendimi bir şeylerden de geri koyuyorum. Hayattan da vazgeçmemek gerekiyor değil mi? Ölüp gideceğiz ya yarın öbür gün. Yani değer sadece mi? Sahne kariyer bir yere kadar değil mi efendim? Kadar, aynen öyle, aynen öyle. Aşkın bir etkisi yandan var mı efendim? Aşk besliyor. Valla aşk varsa besler.
Yoksa kendi kendimizi besliyoruz. Bazen bunun eksikliğini hissediyor musunuz yani? Sizi neyin eksikliği? Yalnız görüyoruz genelde, yalnız bir insan. Hiç hissetmiyorum. Fatih'in hissetmiyor. Yani ben çok kendi kendime yetebilen bir tipim. Yani kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Kimseye ihtiyacım yok anlamda, maddi manevi. Olursa tabii ne güzel, tadından yenmez. Aşkı belki de elzem değil değil mi efendim? Bir şey. Bence değil ya. Bence değil yani. Keşke daha önce hani ben sanata, şarkıya çok vakit ayıracağım. Özel evlenseydim, çoluk çocuk falan. Böyle hiç şey. Öyle bir şey düşünmedim. Hiç de niyetim yok. Bu saatten sonra sormadım. Zaten sonra hiçbir zaman öyle olmadım. Yani ben çok çocuk doğurmak için evlenen arkadaşlarım var yani. Dolayısıyla ben hiç öyle olmadım. Ama bu yıl çocuğu olmayacak anlamına gelmez bakarsınız. Evlat edinirim. Öyle mi? Bravo, gönülden benim komşum var, iki tane hem de yaptı. O da çok anlamlı bir şey. Çok önemli, çok önemli. İnsan kazandırıyorsunuz hayata, çok önemli. Söz oraya gelmişken en son sorumuz olsun. Melisa Hanım'dan açıldı. O da bir sahne kostümü giydi. Alın size bacak, dekolte istiyorsanız dekolte. İlerleyen yani ben çok yıllara beğendim. Rağmen. Çok beğendim. Gördüm ve çok beğendim. Şu anda çok konuşuluyor. Nesi konuşuluyor? Yani, sosyal medyada bayağı paylaşım aldı da. Yani kötü mü konuşuluyor? Yok, hayır, güzel konuşuluyor. Hayır, tamam anladım. Ben gördüm yani çok inceleyemedim, çok da okuyamadım ama gördüm ve çok beğendim. Çok da yakışmış, gayet de fit duruyor. Hani bu işlere yıllarını emek vermiş en önemli isimlerden biri olarak baktığımız zaman işte bu sürekli tartışılıyor. Yani bir işte kadın sanatçı işte bunu giymeyi ya da giymemeli, iç çamaşır gözükmeli. Bu işin şov bir parçası olmalı mı, olmamalı mı? Ya ben bunları çok çok net bir şey söyleyeceğim. 90'lı yıllarda ben bu insanların eleştirilen kıyafetlerinin daha da açığıyla sahneye çıkıyorum. Fakat maksat orada açık çıkmak değil. Yani bir seksabiliteyi ön plana çıkarıp bir şey göstermek değildi. Ben dans ettiğimde dansçı olduğum için hala böyle şeyler giyiyorum. Likralı giymek zorundayım, elim ayağıma dolaşmayacak şeyler giymek zorundayım, dansçılarla dans ediyorum. Dolayısıyla bu insanların gözüne bakmadı hiç bu anlamda. Ama sırf böyle olmak için yapıldığı zaman rahatsız ediyor olabilir insanları. Siz o şekilde gözlemliyor musunuz? Öyle bir izlenim var mı? Ben beğeniyorum yani bir de. Yani. Ben gördüklerimi beğeniyorum açıkçası. Çok da yakıştırıyorum bazılarına. Yakışan da var, yakışmayan da var. Yani yapışanı değil, yakışanı giyeceksin demişler. Ha? Yapışanı değil, yakışanı giyeceksin. Şeyi de soralım, estetiğe bakış açınız nasıl? Çok nasıl güzel benim estetiğe bakış açım. Hatta daha yeni bir gündem yarattım biliyorsunuz birkaç hafta önce. Ama ne olur insanlara bunu bir kere daha burada altını çizelim. Ben estetik ameliyat olmadım. Tamamen olmadım. Bu tamamen vitaminlerle bir likit. Yüzde böyle bir likit dolgu yapılıyor. Onun gördükleri o. Ama arkasından esas en önemli şey olan ben kök hücre yaptırdım. Hem de bebek kordonumda. Evet, en önemlisi bu. Yüzüme ve boynuma, evet. Bu en önemlisi bu çünkü o ne yapıyor biliyor musunuz? Oradaki tüm hücreleri çalışmaya çağırıyor yavaşlamış hücreleri ki bundan sonra artık ne estetiğe ihtiyaç var ne bir şey yani. Belli bir dönemde mi yapılması öngörülüyor bunun? Yani bu aslında ne kadar genç yaptırırsan o kadar iyi bence. Ha, ama biz daha yeni aydık yani bu durumlara. Belli bir dönem içerisinde sürekli yapılması, tekrar edilmesi gereken bir şey. Senede bir olabilir. Onu devamlı hareketli tutmak için senede bir olabilir. Bence en doğrusu bu. Erkek sanatçılar da son dönemde bayağı konuşuluyor. Onu hiç girmeyin. O konuyu derince konuştuğumda hiç gibi. Yani ben erkeklerin yaptırılması taraftarı değilim. Tabii ki yaptırsınlar ama doğru insanlara mı yaptırsalar acaba? Yani dozajını bilen. Ben bir tek orada rahatsızlığı var. Üzülüyorum onlar adına. Yoksa çok belli olmadan yapanlar mı var yani? Cenk Eren yaptırdı ve olumlu tamam, şey aldı. O estetik yaptırdı bayağı ciddi. Estetik daha üstün olabiliyor. Rafet Bey'le Gökhan Bey'in kimler? Onlar dolgu gibi geliyor bana. Efendim? Dolgu gibi sanki. Kimsenin şeyine konuşmayayım, yanlış ifade etmeyip de ama doğru yapılan bence erkekler de yaptırmalı ya, niye yaptırmasın? Özellikle bu sektörün içinde olanlar. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok güzel ya. Gidiyorum, tanıdım seni. Teşekkür ederim.